Nejat Bey, Aylin iyi mi? Aylin gayet iyi, merak etmeyin. Sadece işleri olduğu için biraz geç gelecek. Aa, iş erken bitmiş gibi göründü bana. İlham Peri'niz geldi Nejat Bey. Hoş geldin Aylin'cim. Hoş bulduk. Gidiyor muydunuz? Gidiyorum ben. Bu arada o gün umarım bana kızmadınız. Ben böyle birazcık muziplik yaptım. Yani samimiyetinize dayanarak Aylin Hanım için bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ne demek estağfurullah. Biz çok mutlu olduk. Çok da güzel zaman geçirdik değil mi Aylin'cim? Evet. O zaman ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelsene. Nejat konuşmamız lazım. Anneciğim seni çok merak ettim. Ay ben de seni bularım benim. Hadi gel Hayri ile koltuk hazırladık. Koltuk ne koltuk? Kanepe olmasın o. Ha kanepe hazırladık. Koltuk diyor bir de. Oo hoş geldin Aylin. Nihayet. Merhaba. Ne haber Aylin? İyi sen? İyidir. Baba, anneme ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. Özel bir hediye. Çok mu özel? Bana da mı söyleyemezsin? O kadar özel ki sana bile söyleyemem. Çok güzel bir hediye verdi babam bana bir tane. Bu kadar özel ha? Serkan Bey, kapının önünde sizi bekliyorum. Emanetlerinizi verip gideceğim. Hemen geliyorum. Balım. Uzatmadan bir an evvel konuş. Vakit daralıyor. İstediğini yapacağım önce. Merak etme. Ama yapmak istemiyorum. Ama öğlen uykusu önemli bir tanem biliyorsun. Tamam uyanınca yine geleceğim. Tamam anlaştık. Hadi fırla. Hayri! Aylin'cim bir saniye gelir misin? Anne. Nejat, benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayır, önce ben söyleyeceğim. Bence önce beni dinlemelisin. Suna, susar mısın lütfen? Dün gece için kusura bakma. Nejat, anlamıyorsun. Kayra'nın yanında söylediğim şey gerçekti. Sana bir hediyem var. Ama tabii bunu herkesin içinde söyleyemezdim. O halde bizden bahsediyorum. Nejat yapma bunu bak. Bu benim doğum günüm değil. Aylin değilim ben. Tamam ama bu hediyeyi Suna hak ediyor zaten. Hayır alamam. Nejat. Bakarsın belki. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın çünkü dün çok ileri gittim. Ama neden böyle davrandım gerçekten bilmiyorum. Yani senin hayatında biri olmasının neden beni bu kadar etkilediğini bilmiyorum yani. Başta bu soruyu sorduğumda kendime cevabım Kayra'ydı. Acaba yani Kayra'ya ben ne derim, nasıl bir açıklama yaparım diye düşünüyordum. Sen çok haklısın. Daha önce konuşmuştuk bunu. Çocuğunu düşünen her babanın vereceği tepkiyi verdi. Ama sonra tekrar sordum kendime. Cevabım sadece Kayra mı? Değil mi? Ben seni paylaşmak istemiyorum Suna. Sadece Kayra için değil, benim için de çok önemlisin. Yani sen sanki olmayınca bir şeyler eksik kalıyor. Her saniye yanımızda ol istiyorum, sürekli birlikte olalım istiyorum. Sana saçma geliyor olabilir şu an. Ama ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hayatımda ilk defa analitik düşünemiyorum. Nejat yapma ne olur bak. Bu konu çok tuhaf bir yere gidiyor. Oradan ikimiz de dönemeyiz. Nereye giderse gitsin bırak. Hayatımda ilk defa doğru olanı değil beni mutlu edeni seçiyorum. Nejat dur lütfen dinle beni. Bak haklıydın. Yaptığım bir hataydı. Tolga'yla birlikte olduğunu düşünmek. Gelip bunu nobran bir tavırla sorgulamak hiç benlik değil. Senden özür diliyorum. Hem de ortada hiçbir şey yokken bunu yapmamam gerekiyordu. Bir şey var. Dün gece seni sessiz kalarak hayır cevabı vermek zorunda bıraktığım için senden özür diliyorum. Haklıydın. Haklıydın derken? Dün gece sorduğun sorunun cevabı hayır değildi. Bir belirsizliği netleştiremediğim için verdiğim kaçamak bir cevaptı. Bir saniye, şu an anlamıyorum. Ne belirsizliği? Tolga. Biz Tolga'yla denemeye karar verdik. Nasıl yani? Nejat bak, ben iki ayrı hayat yaşıyorum. Biri Aylin, biri Suna. Sen Suna'nın ne yaşadığını anlayamazsın. Biz Tolga'yla deneyeceğiz. Bugün de buraya bunu senin yüzüne söylemeye geldim. Sen bu adamı evime mi çağırdın? Ne diyorsun sen ya? Kayra'nın olduğu yere. Bölmüyorum değil mi? Ne işin var senin burada Tolga? Seni merak ettim Suna, olamaz mı? Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Gözüme sokmak zorunda mıydın? Kayra evde. Nejat asla ben öyle bir şey yapmadım. Dinle beni bir ya. Neyi dinleyeceğim? Ya sen biraz sakin olsan önce. Sen karışma. Tamam bak, bu benim yüzümden oldu. Hiç olmamış gibi davranalım. Biz gidiyoruz Tolga, hadi. Suna beni çağırmadı. Ben buraya kendim geldim. Anladın mı beni? Şu an seninle konuşmuyorum. Ama benim hakkımda konuşuyorsun. Sesini yükseltme bana. Bu kıza para veriyorsun diye öyle istediğin gibi itip kakamazsın. Anladın mı beni? Tolga bak, hadi. Bak şu an burada misafirlerim var. Benim evimdesin. Tatsızlık çıksın istemiyorum ama laflarına dikkat et. Tolga gidiyoruz. Gidebilir miyiz lütfen? Beyler biraz tansiyonu düşürelim mi? Nejat Bey lütfen bak, Kayra duyacak. Evet hadi. Tolga gidiyoruz biz artık. Hadi buradan gidelim. Şu kızın hatırına uzatmıyorum, dua et. Sevgilini al git buradan, yoksa... Yoksa ne ya? Yoksa ne? Ha? Herkes senin etrafında kul köle olsun, sen de şovunu yap, öyle mi? Ne yapacağımı göstereyim mi sana? Göster, gel! Saç... Allah Allah, herkesin şovunu yapıyorsun, ne yapacaksın sen? Bağırma! Ne yapacaksın? Herkes göstereyim mi sen? Nejat, sakin ol! Ne yapacağımı göstereyim mi? Göstersene sakin! Çekil ya! Ya sen gel, hadi! Bekliyorum oğlum, ne diyeceksen de ne? Gel de göstereyim! Lan! Ya bırak! Sakin ol! Nejat, dur! Bak, akıllı ol, akıllı ol! Ya yeter! Yeter, dur! Kayra duyacak ya! Gönder bu adamı, al şu adamı. Tolga Bey, ben size kapıya kadar... Alın şunu. Buyur. Alın şunu, görmesin gözüm. Anladın beni? Bak hala konuşuyor, çık lan! Cevap verme. Sakin ol. Nejat. Nejat dur lütfen, çok özür dilerim gerçekten. Suna git buradan. Sevgilinin yanına git, yoksa kalbini kıracağım. Git! Nejat özür dilerim. Nejat. Sen hala burada mısın? Evet, buradayım. Seni burada bırakıp hiçbir yere gidemem Nejat. Çok sinirlisin, çok da haklısın. Yani her şey benim suçum. Seni zor duruma düşürdüm. Parti de mahvoldu. Ben çok üzgünüm. Git buradan. Seni burada bırakıp gideyim mi yani? Gitsem daha mı iyi olacaksın? Suna git. Gitmek istemiyorum. Sen sakinleşene kadar gitmeyeceğim. Sakinleş lütfen.